Bir önceki videoda 2 bölü 3 çarpı 6 işlemini yapmıştık ve 6'nın 3'te 2'sinin 4 ettiğini sayı doğrusu üzerinde görmüştük. Bunu düşünmenin bir başka yolu da şu. 4, 6'nın 3'te 2'sidir. 6'nın 3'te 2'sini alırsam, neye ulaşırım? Bu örnekte bir kesirle bir tam sayıyı çarptık. Şimdi aynı yöntemi bir kesirle bir kesrin, başka bir kesrin çarpımına uygulayacağız. Diyelim ki 3 bölü 4 ile 1 bölü 2'yi çarpmak istiyoruz. 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 2. Herhangi bir çarpma işleminde sıralamanın sonucu değiştirmediğini biliyoruz. O zaman bunu 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4 olarak da yazabiliriz. Rahatça görebilmemiz için oldukça büyük bir sayı doğrusu çizelim. Burası 0. Burası 1, sayı doğrumuz böyle devam ediyor. Ve önce 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 2'yi 1 bölü 2'ye kadar olan yolun 4'te 3'ü 3 bölü 4'ü olarak düşünelim. 1 bölü 2'ye kadar olan yolun 4'te 3'ü. Sayı doğrumuzda 1 bölü 2'yi işaretleyelim. 0 ile 1'in orta noktası değil mi? Tam burası 1 bölü 2. Peki, 1 bölü 2'ye kadar olan uzaklığın 3 bölü 4'ünü, 4'te 3'ünü nasıl bulabiliriz? 1 bölü 2'nin 4'te 1'i nedir? Şimdi sayı doğrusunun 0'dan 1 bölü 2'ye kadar olan kısmını 4 eşit parçaya böleceğiz. Tabii diğer kısmı da aynı şekilde 4 eşit parçaya ayıralım. Ne yaptım? Yarımları aldım ve bu yarımları da 4 eşit parçaya ayırdım. Yani buradaki uzunluk 1 bölü 2'nin 1 bölü 4'ü. Ama aradığımız nokta burası değil. Biz 1 bölü 2'nin 3 bölü 4'ünü bulmaya çalışıyoruz. 1 bölü 4'ünü değil, 3 bölü 4'ünü. O zaman sayalım. 1, 2, 3 tane. Bu nokta 1 bölü 2'nin 3 bölü 4'ü. 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 2. Peki, bu nokta hangi sayıdır? Önce 0 ile 1 arasındaki bölümü 2 eşit parçaya ayırdık. Daha sonra bu yarım parçayı da 4 eşit parçaya ayırdık. Yani bu küçük parçaların her bir tanesi, her birisi bütünün 8'de 1'i. Bu bölümlerden her birisi 1 bölü 8. Burası 1 bölü 8, burası 2 bölü 8, bu noktada 3 bölü 8. Sayı doğrusu üzerine bulduğumuz sonuç, kesirleri çarpma bilgimizde aynı sonucu veriyor. 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 dersek, bu eşittir 3 çarpı 1 bölü 4 çarpı 2. Bu da eşittir 3 bölü 8. Bu hesaplamada sayı doğrusundaki bu noktayı gösteriyor. Şimdi diğer yöntemi düşünelim. 3 bölü 4'ün 1 bölü 2'si. Yani 3 bölü 4'ün yarısı dersek nereye ulaşırız? Burası 1 bölü 4, burası 2 bölü 4, burası 3 bölü 4, burası da 4 bölü 4. 3 bölü 4'e kadar olan uzunluğun 1 bölü 2'sini bulmak istiyoruz. 3 bölü 4'ün yarısı nedir? 3 bölü 4'ü ortadan 2'ye ayıracağız. 3 bölü 4'ün yarısına gittiğimizde yine 3 bölü 8'e ulaşıyoruz. 1 bölü 2'ye kadar olan yolun 3 bölü 4'ünü gitmekle, 3 bölü 4'e kadar olan yolun 1 bölü 2'sine gitmek bizi aynı sonuca ulaştırıyor. Ve bunu sayı doğrusunda da görüyoruz. 3 bölü 8 noktasına ulaşıyoruz. Çok güzel değil mi?